Merhabalar sevgili dostlar. Geçmişten geleceğe bir kültür entegrasyon köprüsü. Bu anlayış ve sanatta ülkeler coğrafyası, kültürleri, kültürel değerleri, iş ve yatırım dünyasına yansımaları ve en yeni potansiyel yatırım sektörlerini analiz etmeye birlikte tüm hızımızla devam ediyoruz. Bugün Avrupa Birliği'nin en büyük, dünyanın dördüncü en büyük ekonomisi, aynı zamanda yazarlar ve şairlerin ülkesi Almanya'ya götürmek istiyorum sizleri. Almanya hem ekonomi devi hem kültür ve sanata göstermiş olduğu değerle sanayi ve ticari alanında başarının temelinde mutlak suretle kültür ve sanat olduğunun en belirgin göstergesidir. Endüstri ve sanayi devrimi çağının en güçlü oyuncularından olan Almanya, sanayi devriminin sonu yani dördüncü aşamasını yaşadığımız bu günlerde endüstri ve sanayinin dijital çağa geçişinde yine en donanımlı ülkelerin başında geliyor. Almanya tüm bu özelliklerinin yanı sıra yeşil çevre teknolojileri geliştirme ve bu teknolojileri kullanma konusunda da önde gelen ülkelerden biri. Yeşil teknolojide uzmanlaşmış şirketlerin tahmini cirosu 200 milyar euro civarında. Almanya'nın yeşil teknoloji endüstrisinin önde gelen pazarları enerji üretimi, sürdürülebilir hareketlilik ve malzeme verimliliği pazarlarıdır. Gelelim Almanya'nın ikonu yani kültürünün simgesi olmuş. Kısaca Almanya deyince aklımıza gelen tüm değerleri sıralamaya. Bunların başında mutlak suretle hepimizin birlikte şu anda ilk olarak düşündüğü Almanya, Almanların mühendisliği. Uzun ömürlülük, dayanma ve sağlamlılık bakımından rakiplerine fark atan ve genelde mühendislik harikası diye tabir edilen otomotivden beyaz eşyaya, teknolojinin birçok alanında uzay bilimlerine kadar saygı duyulabilecek bir teknolojiden ve gelişmelerden bahsediyoruz Alman mühendisliği derken. İkinci sıraya Alman bürokrasisini koyabiliriz. Dosyalar bir Alman buluşu. Bu belki de Almanlar için belge muhafaza etmenin ne denli bu kadar önemli olduğunu bize açık açık gösteriyor. Dijitalleşmeye karşın Almanya'da henüz dosyalar ofis raflarından daha kalkmadı. Ofislerde hala tasnif edilip dosyalamayı bekleyen çok sayıda belge mevcut. Dördüncü sırada Alman felsefesi. Alman felsefesi deyince hepimiz şöyle bir duraksıyoruz. Alman felsefesi 18. ve 19. yüzyıl başlarından itibaren belirgin bir ağırlık kazanan, bir anlamda felsefenin yurdu haline gelen Alman felsefe geleneğini ya da başka bir açıdan farklı felsefe eğilimlerine sahip olan Alman felsefecilerin bütünlüğünü ifade etmekte. Kant, Fichte, Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger gibi isimler düşünüldüğünde Alman felsefesinin ve Alman felsefesinin bugün hakimiyetinin nerelerde olduğunu bize aktarıyor. Alman klasik müziği diyelim. Alman klasik müziğini hepimiz biliyoruz ve hepimiz aklımıza gelen en önemli şeylerden bir tanesi Alman klasik müziği. Sebastian Bach'tan Liszt'e, Schumann'a kadar büyük bestecilere sahip klasik müzik çok önemli eserler, klasik müzikteki çok önemli eserler hep Almanlardan çıkmıştır. Bir sonraki gelenek hep aynı mekanda, aynı masada. Oturma geleneği. Almanya'da ortak ilgi alanına sahip kişilerin aynı mekanda düzenli olarak buluşması geleneğine Stammtisch yani her zamanki masa deniyor. Bu buluşmalarda özellikle birçok önemli konularda, kendisiyle ilgili konularda ilgi duyan birçok kişi birlikte güzel vakit geçiriyor ve değerlerini birbiriyle paylaşıyor. Alman disiplininden bahsetmemize gerek yok. Her toplumun bir özelliğini düşüneceksek mutlak suretle Almanlar denilince bize hemen aklımıza gelen şey Alman disiplini oluyor. Almanya'nın genel karakteristik özellikleri tüm iş ve yatırım imkanlarını tek bir program çekimiyle uzun uzadıya sizlere aktarmamak adına ve sizlere sıkmamak adına her bir alan ve sektör için ayrı bir çekim yapmayı uygun buldum. Her zaman olduğu gibi tüm sorularınız konusunda iletişim adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Daha sonraki değerleri, daha sonraki alanları, daha sonraki sektörleri, Almanya ile ilgili tüm videoları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik sevgiyle kalın, esen kalın.